Adam var ya, senin gibi adamın heykelin dikilmesi lazım ha. Dün 3 tane video attım, hep buradaydın. Bugün 5 tane atacağım video. Hala buradasın, hala like atıyorsun. Heykelin dikilmesi lazım diyorum da. Bazı yerlerine beton yetmez be. Öyle bir adamsın sen. O değildi. Bugün çok mutluyum. Neden mi? Ronaldinho hapisten çıktı. Böyle bir efsanenin hapiste kalmasını istemiyordum. Sen de sevindiysen mutlaka yorum kısmına yaz. Aynı zamanda Ronaldinho için sağlam bir like sayısı bekliyorum sizlerden. Ne de olsa o bir efsane. Saygı duymamız gerekiyor. Bak, geçtiğimiz günlerde bir tane video yapmıştım hatırlarsan. Demiştim ki Ronaldinho ve abisi sahte pasaport ile Paraguay'a girdiği için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, değil mi? Doğru. O videoyu izlemişsindir. İzlemediysen mutlaka kanalda var, izle. Ronaldinho'nun çıkması için 1.6 milyon dolar paraya ihtiyaç vardı. Ancak Ronaldinho'nun hesabında sadece 15 dolar para çıktı. Bak, düşünebiliyor musun? Bütün parayı kumara ve karı kıza yatırmış. 5 kuruşsuz kalmış Ronaldinho. Parayı ödeyemedikleri için hapiste kalıyordu. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Messi'nin Ronaldinho'ya vefa borcu olduğunu, aynı zamanda Barça'nın da olduğu için Ronaldinho'yu çıkarmak için elinden geleni yaptığını söylemişlerdi. Ve avukatlarını devreye sokmuş. Geçtiğimiz günlerde ise bilinmeyen bir kişi tarafından 1.6 milyon dolarlık kefalet ödenip Ronaldinho hapisten çıkarıldı. Bu kişinin Messi olduğu iddia edildi. Ancak Messi Instagram hesabından "Ben Ronaldinho'nun parasını ödemedim, aynı zamanda Inter'e gitmiyorum" diye bir açıklama yaptı. Bana kalırsa Messi büyük ayak yapıyor. Bilinmesini istemiyor. Ronaldinho hapisten çıkarıldı ama hakim dedi ki "Tamam güzel, parayı ödediniz ama bundan sonra kalan cezanı ev hapsinde çekeceksin. Yani 3-4 ay boyunca birazdan göstereceğim evde kalacak. Ama öyle bir ev ki bu. Otel midir ev midir bilmiyorum. Tam anlamıyla kral dairesi. Vallahi billahi oraya baktıktan sonra ben ev hapsindeyim. Zaten ortalık karışık, virüs var. Ronaldinho takılır. Ben sana söyleyeyim. Baksana Allah aşkına, şu anda Ronaldinho'nun kaldığı yeri gösteriyorum sana. O mu ev hapsinde yoksa biz mi? Kral dairesi gibi lan şerefsizim, şuraya baksana. Adam bizden iyi yaşıyor ha. O değil de bana kalırsa Messi büyük ayak yapıyor. Parayı ödedi, kral dairesini ayarladı. Şu anda ayakta Messi, ben sana söyleyeyim. Bilinmesini istemiyor. Ne plan çeviriyorsa artık Messi çok zeki adam. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence Ronaldinho'nun kefaletini Messi mi ödedi? Benim kafam biraz karıştı valla. Bu arada bu videoya 25 bin like, 10 bin yorum gelirse Ronaldinho'nun nasıl battı hakkında güzel bir video yapacağım. Haberin olsun. O yüzden pamuk eller cebe kardeşim, güzelce like butonunu patlat bakalım. Sana güveniyorum. Bence gelir. Sen istersen yaparsın. Ayrıca madem Messi ödemedi, madem bir hayranı ödedi varsayalım, neden açıklama yapmasın ki? Sen Ronaldinho için 1.6 milyon dolar para ödeyeceksin ve bir açıklama yapmayacaksın. Gizli kalacaksın. Mantıksız. Messi çok büyük ayak yapıyor. Bilinmesini istemiyor. Ben sana söyleyeyim kardeşim bak, bu dediğimin arkasındayım. Sen de benim gibi düşünüyorsun kesin. Yanlış mıyım? Doğruyum. Günün ilk videosundan bu kadardı. Birazdan bekle beni, geliyorum tekrardan. Bugün 5 tane video var dediğim gibi. Bu birincisiydi. Kaçırma mutlaka. Hepsinde bekliyorum seni. Hadi bakalım, görüşürüz.